Merhaba değerli arkadaşlar bu dersimizde sizlerle üçgenin yardımcı elemanları olan kenar ortay açı ortay ve yüksekliği işleyeceğiz. Dersin pdf'ini videonun açıklama kısmından ücretsiz üyeliksiz bir şekilde indirip çıktı alabilirsiniz. Mutlaka benimle birlikte kesip biçip katlayıp yazarak çizerek çalışmanızı önemli tavsiye ediyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kenar ortay dediğimizde isminden de çok rahat anlaşılabiliyor kenarı ortalayan bir şey bu ne acaba şimdi üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. Şimdi kenarın orta noktası diyoruz. Kareli kağıt varsa ya da noktalı kağıt varsa arkadaşlar şöyle sayabiliriz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kare. 10 kare ise o zaman orta noktası arkadaşlar 1 2 3 4 5. Tam şurasıdır. Buraya işaretledim. İşte bu orta noktayı karşı köşeyle bakın birleştirdiğimizde bu doğru parçası kenar ortay olacak arkadaşlar. Hadi onu çizelim şu şekilde bakın o orta noktayla karşı köşeyi birleştiren şöyle farklı renkte de yapayım. Şöyle geçecek şekilde olsun. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çizdim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burayı ölçersiniz kareli kağıt olmazsa şimdi tabi şunu dediğinizde duyar gibiyim hocam bizim ölçecek alet edavatımız yok sınavda nasıl yapacağız falan tarzında arkadaşlar mesele o değil hani şu an nasıl çıkarabiliriz nelerden yapabiliriz bunun üzerinde duruyoruz mesela 16 santimse bakın 8'de 8 ile 8 ayrılacaktır gibi düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten de öyle bakın 8'e 8 ayırdı kenarımızı böyle kareleri sayarak da gördük. Başka ne olabilir hocam? Başka ne olabilir? Arkadaşlar şimdi bakın bunun aynısından bir tane daha var. Başka şöyle bir bakın bunun aynısını aldım. Aldım. Böyle alıyorum. Şu köşeler üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Bakın üst üste gelecek şekilde şu köşeler üst üste gelecek şekilde katladığımda tam olarak da katlamadım arkadaşlar. Bakın yani kenarlar falan üst üste gelmedi. Sadece şu köşeler üst üste geldi ve bu sayede ben aslında orta noktayı bulmuş oldum. Bakın orta nokta. Gerçekten de öyle değil mi arkadaşlar? 5'e 5. Beş. Bakın 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. İşte o orta noktayla şu köşeyi birleştirdiğimde, karşıdaki köşeyi birleştirdiğimde kenar ortayı oluşturmuş olacağım. Yani kenar ortayı yaparken, bulmaya çalışırken, çizmeye çalışırken yapmamız gereken şu köşeler üst üste geldiğinde kenarı... Ya zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz bunu böyle üst üste gelecek şekilde yaptığınızda kenarı ortalamış oluyorsunuz. Buradan da anlaşılabiliyor. Yani şurası 8 cm ise burası da 8 cm oluyor. Bakın o kenarlar bakın bu şekilde üst üste köşelerden binmiş oluyor arkadaşlar. Ama kenarlar üst üste gelecek diye bir şart yok arkadaşlar. Onu açı ortayda söyleyeceğiz. İkiz kenar, eşkenar, üçgende de çeşitlendiriyor olacağız. Peki hocam direkt böyle sayamazsak nasıl bulacağız falan tarzında. Ya mesela hani şurada direkt sayamıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5 diye. Orada da şunu yapabilirsiniz aslında. Bakın 1, 2, 1 2 3 bakın 2'ye 3 noktanın noktaya göre konumundan 2'ye 1 2 3 yani tam ortası şurasıdır diye böyle işaretleyebiliriz değerli arkadaşlar. O da olmadı mı? Bakın size bir yöntem daha. Kenar ortayı böyle pergelle de bulabiliyoruz. Yani alıyorsun pergelini alıyorsun şöyle bir uca koyuyorsun köşeye. Sonra böyle bir tane yay çizeceğiz arkadaşlar. Elimden gözüküyor mu? Onu ayarlayayım. Şöyle bakın. Hop aldım. Yayı çiziyorum. Evet. Bir tane yayı çizdim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Görünecek şekilde olabildiğince görünecek şekilde çizmeye çalıştım. Tamam. Şimdi bakın bu yayı çizdim. Sonra alıyorum. Bir tane de şu A'dan bir yay çizmeye çalışıyorum. Ya hocam ne gereği var dediğinizde duyar gibiyim arkadaşlar. Bu görünüyor mu? Bir saniye. Görünsün diye nasıl çizebilirim arkadaşlar? Şöyle kameradan da kontrol etmeye çalışıyorum ama şöyle görünsün yani. Evet. Ha, şu an gözüktü arkadaşlar. Hop. Evet. Değerli arkadaşlar bakın bu şekilde yaptığımda yani bir B'den bir A'dan açıklığımı değiştirmeden bir yay çizdiğimde aslında o yayların bakın şurada görüyor musunuz? O yayların kesiştiği noktalardan şu cetvelimi getirir koyarsam bakın o doğru parçası aslında tam kenarı ortadan kesiyor aynı bizim bulduğumuz yer. Hani kareler olmazsa da böyle pergelle de çıkarabiliyoruz arkadaşlar orta noktamızı. Orta noktayı bulduktan sonra zaten biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Kenar ortayımızı çizebiliriz. Bakın alıyorum şöyle. Evet, şöyle. Hop. Şunu şöyle düzgünce arkadaşlar çizdiğimde evet kenar ortayımı çizmiş oldum. Yani şurası A'nın karşısı olur. Şurası A kenarımız olursa bakın şurası A kenarımız olursa şurası B'nin karşısı B kenarımız olursa şurası da C'nin karşısı C kenarımız olursa şu çizdiğimiz kenar ortaya VC diyebiliriz arkadaşlar. V C. Bakın bu şekilde yazdım. Tuvalet aklınıza geldi muhtemelen ama. Buraya da VA diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü A'ya ait kenar ortay. Yani A kenarına ait kenar ortay diyebiliriz. Yani bu BC doğru parçasına ait kenar ortayımız VA olmuş oldu. Buraya geldiğimizde arkadaşlar neyi çizmiş olduk? Şimdi üçüncü olarak VB'yi çizmiş olacağız. Bakın o da bunların üçünün ee, aynı noktada kesiştiğini kenar ortayla üçgenin içinde bir noktada kesişir. Şimdi ikisi burada kesiştiyse üçüncüsü de bu noktada kesişecektir arkadaşlar. Bakın bu şekilde o üçü de aynı noktada kesişecek şekilde şuradan çiziyorum arkadaşlar. Evet hop bakın. Bu şekilde çizdiğimde gerçekten tam ortaya geldiğinde göreceğim. Bakın yine noktanın noktaya göre konumundan. Bakın köşeden köşeden gidiyor. Bir köşegen, iki köşegen, üç köşegen bir köşegen, iki köşegen, üç köşegen. Yani 3'e 3 üç şeklinde köşelerden gittiğini, burayı 3'e 3 üç ayırdığını köşegen olarak baktığımızda görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Buna da isim vermek istersek değerli arkadaşlar ne diyelim? Buna da VB diyelim. Onları kırmızıyla yazdık. Bunu da kırmızıyla yazalım. Buna da VB diyorum. Yani BC kenarına ait ya da A kenarına ait kenar ortayımız VA olurken Buradaki AC kenarına ait kenar ortayımız VB oluyor. Buradaki işte AB kenarına ait kenar ortayımızda VC olmuş oluyor arkadaşlar bu şekilde yazmış olduk değerli arkadaşlar buraya uzun uzun yazmadım açıkçası katlamayı da gösterdim pergelle de gösterdim tekrar söylüyorum bunlar ya size direkt pergelle çizin işte direkt katlayın diye değil ama size böyle bir katlan veriliyorsa mesela işte ya bunlar böyle köşeden gelecek şekilde önce katlanılıyor ya işte böyle köşeler üst üste gelecek şekilde katlanılıyor orta nokta bulunuyor. Kenarın ortasını buluyorsunuz. Sonra bu orta noktayı şöyle karşı köşeyle birleştiriyorsanız arkadaşlar bilin ki kenar ortayı elde ediyorsunuz. İki tane kenar ortayı varken üçüncüsü de arkadaşlar bakın onlarla aynı noktada kesişecektir. Bu şekilde bundan da faydalanabiliyoruz. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişirler diyoruz. Bu şekilde bunu açıklamış olduk. Değerli arkadaşlar şimdi açı ortaya geldik. Açı orta yine bu da adından anlaşılacağı üzere açıyı ortadan ikiye bölüyor. Yani mesela 80 derece ise 40'a 40, 40 60 ise 30'a 30, 30 40 ise 20'ye 20 gibi bölüyor. Üçgenin bir iç açısını iki eş parçaya bölen doğru parçasına açı ortay denir. Açı ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Bakın kenar ortayda da üçgenin içinde bir noktada kesişiyordu. Burada da açı ortayda da üçgenin içinde bir noktada kesişiyorlar değerli arkadaşlar. Peki hocam bunu nasıl bulabiliriz? Değerli arkadaşlar bunu bulmak için bir açı ölçer kullanabilirsiniz. İki katlama yapabilirsiniz. Üç pergelle yapabilirsiniz. Önce ben pergelle göstermek istiyorum. Pergelle nasıl yapılır? Bakın ben şurada C'ye koyuyorum tamam mı? C'den geçecek bir açı ortay çizmek istiyorum. Böyle rastgele bir tane yay çiziyorum. Bakın rastgele bir tane yay çizdim. Gözüksün diye de şöyle özellikle dikkat ediyorum arkadaşlar. Evet elim kapatmasın diye. Bu şekilde çizdim. Bunu çizdikten sonra şu kestikleri bakın kenarları Bakın kestiği noktalar var ya o yayın. Oralardan birer tane daha yay çizeceğim. Tabi birer tane daha yay çizerken değerli arkadaşlar aynı açıklığı kullanırsam dışarıda bir yerde olacak. Biraz kapatıyorum. Yani bunu kendim ayarlayabilirim arkadaşlar. Biraz kapattıktan sonra bakın şöyle birer yay da orası gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet şimdi gözükecek zannedersem. Şöyle birer tane daha yay çiziyorum. Evet şöyle çizdim. Yine buradan da bakın şöyle birer tane daha yay çiziyorum. Evet şöyle çizdim. Şimdi işte o yayların kesiştiği bakın o iki tane yay çizdim ya bak o iki yayın kesiştiği şu ilk çizdiğimle kesişen değil ama iki tane yayın kesiştiği noktayı işaretliyorum. Bakın bu noktayla ben bu noktayla şu C'den geçecek şekilde bir doğru parçası çizersem yani şunu kastediyorum arkadaşlar. Bakın C'den de geçecek. O noktadan da geçecek şekilde bir tane doğru parçası çiziyorum. İşte bu çizdiğim doğru parçası değerli arkadaşlar. Benim e, açı ortayım olmuş oluyor. Kalemimiz biraz e, kalın olduğu için orayı çizmekte biraz zorlanıyoruz açıkçası. Şimdi hocam peki bunun biz açı ortayı olduğunu nereden anlayacağız? Bakın şimdi onu göstereceğim ben size. Şurası sıfır ya. Dikkat ederseniz o 40 derecelik açıyı... ...bakın o 40 derece tam şöyle köşeye gelecek şekilde koyalım. Evet. Bakın 0, 40. Hatta e, şöyle bir yakın çekim alalım orada. Yakınlaştırayım ben onu. Evet. Şu an baya yakınlaştırdık arkadaşlar. Şurada baktığımızda 40 derecelik bir açının... ...20'ye 20 derece olarak ortadan bölündüğünü görüyoruz değerli arkadaşlar. Ya bu pergelle olanı size tarif edilebilir. Hani tarif edilir, ya böyle bir yay çiziliyor... Sonra işte o yayın kestiği noktalardan böyle birer yay daha çiziliyor. Sonra o kesişim noktasından efendim işte bir doğru parça çiziliyor. Bilin ki burada aç orta yapılıyordur. Tabi bunu arkadaşlar böyle ezberlerseniz olmaz. Kendiniz de böyle çizerseniz daha net bir şekilde arkadaşlar öğrenmiş olacaksınız ve unutmayacaksınız. Bir de burada ben mesela şu an bunu böyle aç ölçerle gösteriyorum bazen arkadaşlarımız yazıyorlar. Hocam biz aç ölçer mi kullanacağız sınavda? Arkadaşlar mesele o değil. Mesele bunu size net olarak anlatmak. Net olarak bunu kavramanızı sağlamak. Siz de eğer bunu yaparsanız. Mesela 80 derecelik açı ortayı çizerken. Ya ben burada hocam 80 ya. Ya tam şurası ne? 40. Bak 80'i 2'ye böldüğünde 40'a 40 bölecek ya. Şuradan bakın tam 40'tan geçecek şekilde açı ortayımı çizebilirim. Yani şöyle alıyorum. Bakın şöyle alıyorum. Şimdi o artık 40'a 40 bölmüş olacak Hatta bir de rengi de değiştirelim. Farklı renkte de olsun, aynı renk olmasın. Şu şekilde alıyorum. Hop. 40'a 40 kırk olacak şekilde yaptım. Şimdi bu iki tanesi var ya, üçüncüsü de mecbur arkadaşlar, bunların kesişim noktasından geçer. Nasıl yani hocam? Ya çünkü üçü bir noktada kesişecekler ya. O üçüncü açı da yani A'nın açıortayı da A açısının açıortayı da arkadaşlar. Yine Onların geçtiği noktadan geçmek zorundadır. Yani onu da o şekilde buluruz. Hatta yine ben onu size neyle göstereceğim? Açı ölçerle göstereceğim. Gerçekten de öyle olduğunu görün diye. Bakın açı ölçerimi aldım, koydum tam açının köşesine gelecek şekilde. Normalde 60 derecelik bir açıydı arkadaşlar. Görüyorsunuz tam 30'dan böldü 30'a 30 Bu şekilde aç ortaylarımızı yazmış olduk. Açı ortayları isimlendirilirken arkadaşlar bir de bak burada şöyle bir şey var. Mesela açı ortayı isimlendirirken illa işte hani bu N'yi ezberleyin. Ya işte bu N a. Mesela A'nın açı ortayı N a. Yok büyük artı yok küçük arttı. Yani bunlara girmeyin siz şu an. Siz sadece şu an açı ortayın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nerede kesiştiğini, kesiştiklerinde üçünün aynı noktada içeride kesiştiklerini bilmeniz, açıyı ortadan ikiye böldüğünü bilmeniz yeterli. E hocam o zaman niye böyle yok pergelle, yok açı ölçerle, yok cetvelle, yok efendim katlayarak niye böyle gösteriyorsunuz hocam dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bunu yaptığınızda, işi tam anlamıyla öğrenmiş oluyorsunuz ve yorumlamanız kolaylaşıyor. Bakın buraya NA dedim. Buna NB dedim. Buna da NC dedim. Şimdi şöyle bir şey oluyor yani A'nın bakın A açısının açı ortayı NA şu gördüğünüz arkadaşlar doğru parçası. Şu NB dediğimiz arkadaşlar şu gördüğünüz doğru parçası. NC dediğimizde şu gördüğünüz doğru parçası olmuş oldu. Kıymetli öğrenciler bu şekilde bir noktada kesiştiğini de görmüş olduk. Arkadaşlar bunu mesela kağıt katlamayla yapmak isterken şunu yapıyorsunuz. Açıyı ortadan ikiye nasıl bölebilirsiniz? Yok efendim kenarlar üst üste gelecek. Yok bilmem ne olacak. Bakın onu öyle ezberlemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Zaten bak bu kenarla yani bu açının koluyla diğer şu kol. Bakın açının kolları üst üste gelirse siz açıyı ortadan ikiye bölmüş olursunuz. Yani şunu yaptığınızda siz o 60 derecelik açıyı 30'a 30 bölmüş olursunuz. Ve o kat izi şu gördüğünüz kat izi. Açı ortay olmuş olur bakın şu kat izinden çizeceğiniz bir doğru parçası sizin açı ortayınız olmuş olur. Yine aynı şekilde bak 80'i şöyle açının kolları üst üste gelecek şekilde açının kolları üst üste gelince kenarlar üst üste gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Bu sayede biz ne yapmış oluyoruz? Açı ortayımızı bulmuş oluyoruz. Gerçekten bakın 40'a 40 böldü. Bak kesişiyorlar da görüyor musunuz? Yine aynı şekilde 40 için yapacak olursak yine kesiştiğini o kat izlerinden görebiliriz. Ben onları iyice video uzamaması adına tekrardan çizmeyeceğim. Çizdiğim videolarım da var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda mesela böyle olsun istedim. Her video birbirinden farklı olması da önemli benim için. Şimdi buraya geldiğimde bakın tam şöyle ortada kesiştiklerini görüyorum. Buradan da yine arkadaşlar katlamayla da 3 tane o açı ortayın üçgenin içinde bir noktada kesiştiğini görebiliyoruz katlamayla da. Dediğim gibi hem katlamayla hem pergelle hem de arkadaşlar açı ölçerle biz neleri görebiliriz? Açı ortayı böyle çizip görebiliriz değerli arkadaşlar. Geldik yüksekliğe. Bir üçgende bir köşeden karşısındaki kenara çizilen dik doğru parçasına o kenara ait yükseklik denir. Mesela bu BC kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorsak arkadaşlar kareli kağıttan faydalanabiliriz. Şu şekilde çat diye indirebiliriz. Ya da gönyede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gönyeyi böyle kenara koyarsınız tamam mı? Gönyeyi böyle kenarın üzerine koyarsınız, o BC kenarın üzerine koyarsınız, tam öyle köşeden hop böyle indirdiğinizde yüksekliğiniz olmuş olur. Hatta şu indiği yere H dersem arkadaşlar, genelde böyle denir zaten, tamam mı? AH dediğimiz doğru parçası bizim yüksekliğimiz olur. Bunu isimlendirirken mesela üzerine yazarken şöyle yazarız. İşte işte HA mesela, HA. Neden a kenarına yani BC kenarına ait bir yükseklik olduğu için H şeklinde yazabiliriz değerli arkadaşlar. Mesela burası b kenarıysa ya da AC kenarına ait olanını çizmek istiyorsak arkadaşlar yine ne yapabiliriz? Bu şekilde gönyemizden faydalanabiliriz gönyemizi kullanarak böyle. Onlar da bu arada arkadaşlar e, içeride bir noktada kesişiyor. Şu an dar açılı bir üçgen olduğu için ama geniş açılı bir üçgen olduğunda içeride kesişmiyorlar arkadaşlar. Dik açılı olduğunda. 90 derecenin olduğu o köşede kesişiyorlar. Onları yine sizlere tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde diğerinde yine gönye yardımıyla çizdim. Şimdi tabii yine siz şunu diyeceksiniz. Ben bunu tahmin ediyorum. Hocam siz gönye kullanmışsınız ama biz gönye kullanmadan nasıl çizebiliriz bunu? Arkadaşlar şu şekilde olduğunda kareli kağıttan faydalanabiliyorsunuz elbette ama mesela burada kareli kağıttan faydalanarak şunu çizmeniz çok mümkün değil. Ama üçüncüsünü şöyle çizebilirsiniz. Üçü ee, aynı noktada kesecekleri için üçü de arkadaşlar e, aynı noktadan geçeceği için dar açılı üçgende şu üçüncüyü buradan direkt böyle cetvelle yapabiliriz. Katlamayla da göstereceğim arkadaşlar. Yine bakın burasının 90 derece olduğunu görebiliriz. Hatta gönyemizi koyduğumuzda değerli arkadaşlar bakın kenarın üzerine gelecek şekilde yine 90 derecelik o açının oluşacağını bunu Böyle kitaptan faydalanarak efendim mesela kitabın köşesi 90 derece ya hani bundan faydalanarak da böyle çizmemiz mümkün değerli arkadaşlar böyle 90 derecelik açı oluşturması açısından yükseklik e, bu kenarla şu nokta arasındaki en kısa mesafe oluyor değerli arkadaşlar özellikle de alanı bulmamızı sağlıyor buraya mesela işte B M diyecek olsak BM dediğimiz doğru parçası arkadaşlar. Ona da HB diyelim. Bakın böyle yazıyorum. HB Bu da arkadaşlar bizim şu AC kenarına ait yüksekliğimiz oldu. Burası da C kenarımıza ait yükseklik oldu. Buna da HC diyelim. Buraya da ne diyelim? K diyelim. CK dediğimiz doğru parçası HC. Bizim yine bir yüksekliğimiz olmuş oldu. Yükseklikler üçgenin içinde bir noktada kesişti. Yalnız nasıl bir üçgen? Dar açılı bir üçgen. Buna da dikkat edelim. Şimdi geniş açılı üçgene geldiğimizde derler arkadaşlar. Geniş açılı üçgende mesela bu kenara yüksekliği çizecekseniz bunun uzantısını bir kere çizmeniz gerekiyor. Yani bunun uzantısına siz yüksekliğinizi indirebilirsiniz. Bunun uzantısını ben önce çizecek olursam şöyle bakın uzantısını çiziyorum. Hop hop böyle çizgi şeklinde kesik kesik böyle yapabilirim. Tamam mı? Diğer üçgen içinde yine aynı şekilde böyle uzantısını çizebilirim. Böyle alıyorum. Uzantısını değerli arkadaşlar çizmiş oldum. Tamam. Şimdi bu uzantıları çizdikten sonra değerli arkadaşlar yine gönyem yardımıyla ben bu yüksekliği oluşturabilirim. Bakın şöyle uzantıya inecek dik inecek şekilde böyle zaten şuradaki karelerden de faydalanabiliriz değerli arkadaşlar. Bakın burası da 90 derece yani gönye olmasa bile bu şekilde hatta onu da farklı bir renkte yeşil renkte yapalım. Hop. Dışarıda olduğunu bakın şu şekilde dışarıda olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Yani geniş açının olduğu kenarlara indirilen bakın şurası geniş açı ya. Burası geniş açı ya 90 dereceden büyük. Bu kenarlara indirilen yükseklikler üçgenin dışında oluyor arkadaşlar. İşte bu yorumlamayı böyle çizdiğinizde daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bak burada gönyemi kullanarak yine aynı şekilde şöyle yüksekliğimi hop indireceğim değerli arkadaşlar. Yine dışarıda olduğunu görüyoruz. Burada yüksekliklerin uzantıları üçgenin dışında bir noktada kesişir. Yani burada ya içinde kesişir diyemiyoruz artık bakın. Burada yükseklikler üçgenin içinde kesişmez arkadaşlar. Uzantıları üçgenin dışında kesişir. Ha bir tane yüksekliğimiz üçgenin içinde olacak. Ne olacak o? Geniş açının karşısındaki o kenara yükseklik arkadaşlar üçgenin içinde olacak. Hatta onu da şöyle arkadaşlar göstereyim. Hop buradan indireceğim. Evet görüyorsunuz. Onu niye öyle kesik kesik yapayım ki? Şöyle yapayım. Ha şimdi görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ne olmuş oldu? Yine yüksekliğimizi çizmiş olduk. Yani EF kenarına ait yüksekliğimiz arkadaşlar. Şuraya bir isim verebilirsiniz yine. Ben bunlara böyle tek tek isim vermeyeceğim. Maksatımız hani burada bunu çizmek, çizmeyi öğrenmek, görmek, nasıl olduğunu sıfırdan inşa etmek. Bunları yaptığımızda zaten yorum rahatlıkla yapabildiğimizi göreceğiz. Burada mesela artık şunu dememiz gerekiyor. Ya burada yükseklikler içeride kesişmiyor. Dışarıda bir noktada uzantıları kesişiyor şeklinde söyleyebiliriz. Ne demek uzantıları kesişiyor arkadaşlar? Yükseklikleri şöyle uzatırsak. Şöyle uzatırsak, bakın uzantılarının üçgenin dışında bir noktada kesiştiğini görebiliriz. E, bu şekilde yorumlamalar yapabiliriz. Geldik dik üçgene. Değerli arkadaşlar, dik üçgende bakın dik kenarlar birbirlerinin yüksekliğidir. Yani Lm kenarına ait yükseklik Lk'dir. Lk kenarına ait yükseklik Lm'dir. Yani dik kenarlar birbirinin yüksekliğidir arkadaşlar. 90 derecenin karşısına ait yükseklik evet üçgenin içinden çizilir. Bakın şu şekilde çizebiliriz onu. Alıyorum. Bakın şöyle gönyemden de faydalanarak hop şöyle çiziyorum arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi bak bu bir yükseklikti. Şunlar da bir yükseklikti. Mesela şu LK dediğim arkadaşlar LM'nin yüksekliğiydi. LM de neyin yüksekliğiydi arkadaşlar? LM de şu LK kenarının yüksekliğiydi. O zaman ne oldu? Dik açının olduğu köşede bunlar kesişmiş oldu. Yani üçgenin üzerinde bir noktada kesişiyor diye söylenirse bu yanlış olmaz arkadaşlar. Bu şekilde dik üçgende dik kenarların birbirinin yüksekliği olduğunu bilmemiz önemli arkadaşlar. Yükseklikler alan bulma konusunda özellikle çok işimize yarıyor bununla alakalı yorumlamalar yaptırılabilir sizlere. Evet şimdi bu arada şeyi söylemedik ya yüksekliği çizerken yüksekliği çizerken kağıt katlamadan nasıl faydalanıyoruz onu atlıyorduk az daha arkadaşlar. Bakın kağıt katlamada da şunu yapıyorsunuz. Bunu aynı doğrultuda bakın şu kenara ait yüksekliği çizeceksiniz ya bu kenarı aynı doğrultuda şöyle katlıyorsunuz. Şöyle alıyorsunuz hop bakın şu şekilde aldık. Böyle aynı doğrultuda Kenarların çünkü bu işte hani ikiz kenar ya da eşkenar bilmem ne olmadığı için kenarlar üst üste binecek diye bir şart falan yok. Ama aynı doğrultuda böyle katladığımızda arkadaşlar ve açtığımızda o kat izinin gerçekten bakın 90 derece olduğunu kareli kağıtta olmasından dolayı bu şekilde 90 derece olduğunu kat izinin görebilirsiniz. Yani böyle aynı doğrultuda kenar aynı doğrultuda katlanıyor tarzında bir şey varsa ya yani ne demek hocam aynı doğrultuda diyorsunuz. Şimdi bak kenar ortay dediğimizde köşeler üst üste geliyordu. Kenarı ortalayacak bir hareket yapıyorduk. Açı ortay dediğimizde bakın açının kolları yani kenarlar üst üste geliyordu. Açıyı ortalayacak bir hareket yapıyorduk. Burada bir şey ortalama gibi bir gayemiz yok. Ne yapıyoruz? Dik olması için arkadaşlar bakın dik olması için. Sen bunu yaptığında aslında ne yapmış oluyorsun? Şurada bir açı oluşturmuş oluyorsun bak görüyor musun? Yani böyle aynı doğrultuda katladığında sen şurada bir 90 derecelik açı oluşturmuş oluyorsun. E 90 derecelik açı oluşturduğun için karşı köşeyle de bunu birleştirdiğinde evet yüksekliği ne yapmış olacaksın? oluşturmuş olacaksın. Bu şekilde bunu da açıklamış olduk. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Şimdi bakın önemli şeyler var burada. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen bunların üzerinde de bu işte yükseklik, kenar ortay, açı ortay bunları açıklayacağız. Bir eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklikler çakışıktır. Yani aynı doğru parçasıdır değerli arkadaşlar. Yani siz burada bir eşkenar üçgende ya ben bunu şu kenarlar üst üste gelsin diye katlıyorum. Bakın bunu en güzel katlamadan göreceksiniz zaten. Kenarlar üst üste gelsin böyle katladım ya. Ne oluyordu? Açıyı ortadan ikiye bölmüş oluyorduk, değil mi? 60'ı bakın 30 30 bölmüş oluyoruz. Ama bunu yaptığımızda şu köşeler de üst üste geliyor. Yani kenarı da ortadan ikiye bölüyorsunuz aslında kenarı da ortadan ikiye bölüyorsunuz. Yani hem açı ortay oluyor hem kenar ortay oluyor. Bir de aynı doğrultuda da katladığınız için şurada da bir dikkat oluşuyor. Yani yüksekliğiniz de oluşmuş oluyor. Değerli arkadaşlar yani buradan şunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Biz burada bir kenar ortay çizdiğimizde aynı zamanda açı ortay çizmiş oluyoruz. Aynı zamanda yüksekliği çizmiş oluyoruz. Çünkü bir eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay ve yükseklikler çok şıktır. Yani aynı doğru parçasıdır. Mesela şurası arkadaşlar 16 santimetre ya. Ben bunu tam ortadan böldüm. Böyle böldüm. 8'e 8 böldüm. Şunu çizdiğimde arkadaşlar tam ortadan böyle cetvelle çizdiğimde başka şeylerle de izah ederiz. Önemli değil. Bunu ben böyle çizdiğimde değerli arkadaşlar. Bu çizdiğim doğru parçası hem kenar ortay oluyor. Yani hem burayı bakın şu kenarı iki parçaya bölüyor. Hem kenar ortay oluyor. Hem yükseklik oluyor hem de açı ortay oluyor. Açıyı da iki eş parçaya bölüyor. Yani burası 30 derece ise burası da 30 derece oluyor değerli arkadaşlar. Peki bunun açı ortay olduğunu gösterebilir misiniz? Evet arkadaşlar böyle açının tam köşesine açı, açı ölçerimizi koyduğumuzda 60 derecelik açıyı 30'a 30 böldüğünü yine görebiliriz değerli arkadaşlar. Yani hani orada da bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim ya bunun e, diğer işte e, kenar ortayına diğer açı ortayına. Burada başka bir sis Kenar ortay çizecek olsanız yine bakın bununla eşit uzunlukta olduğunu göreceksiniz. Çünkü kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için. Mesela şu çizdiğimiz yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay dedik ya. Bu aynı zamanda şuradan çizeceğinizde de eşit uzunlukta olacaktır değerli arkadaşlar. Mesela bunun yaklaşık uzunluğunu bulalım. Ne kadarmış ya tam olarak çıkmaz arkadaşlar ama hani yaklaşık olarak. 13.6 gibi bir şey. Yani yaklaşık olarak yani şu an hani buradan gözlemlediğim o 13.6 gibi bir şey. Yani ben buradan da çizecek olursam onu. Mesela bu açı iki eş parçaya ayıracak olursam. Mesela şuradan farklı bir renkte kalemle çizelim. Açı ölçerimizi kullanarak çizelim. Burası 60 dereceye. Ben burada açı ölçerimi kullanıyorum. 30 30 bölüyorum. Tamam. Böldüm. Şimdi hemen oradan bakın o noktadan geçecek şekilde açıyı ortadan ikiye bölecek şekilde açı ortayımı çiziyorum. Açı ortayımı çizmem demek arkadaşlar. Aynı zamanda yüksekliğimi çizmem demek. Yani bakın burası ne oldu? Yükseklik oldu. Neye ait yükseklik? AC'ye ait yükseklik. Bakın her kenarın yüksekliği ayrı ayrı. BC'ye ait yükseklik bu. AC'ye ait yükseklik bu. Buna dikkat edelim. Şimdi üçüncüsünü çizerken de zaten bunlar e, içeride bir noktada kesişiyordu ya açı ortaylar. E, o zaman üçüncüsünü çizerken de değerli arkadaşlar onu da şöyle siyahla çizeyim belli olsun. Üçüncüsü de bunların kesiştiği noktadan geçecek şekilde şöyle arkadaşlar oluşturmuş oluyorum. Ve bu da bakın yine yükseklik olmuş oldu. Ne? AB kenarına ait yükseklik olmuş oldu. Şimdi bakın onların uzunluklarına bakacak olursak o da 13,6 gibi bir şey oluyor. Bu da 13,6 gibi bir şey oluyor. Yani sizin bu çizdiğiniz kenar ortaylarının uzunlukları da birbirine eşit. Ya zaten eşkenar üçgen arkadaşlar. Herhalde eşit olacak. Yani bu yüksekliklerin hepsi birbiriyle eşit uzunlukta. Buradaki açıortayların hepsi birbiriyle eşit uzunlukta oluyor eşkenar üçgende. Bunu da özellikle söylemiş olalım değerli arkadaşlar. Ve bakın şu parçalar da birbirleriyle böyle eşit olmuş oluyor. Şuradaki açılarımız da 30'a 30 şöyle hop buraya 30 nokta diyelim hatta buraya nokta buraya da yine aynı şekilde nokta nokta buraya da yine nokta nokta deyip böyle açıortay olduğunu gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Nereye geldik? İkiz kenar üçgene geldik. Şimdi ikiz kenar üçgende tabana ait kenar ortay. Açı ortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır. Yalnız taban dediğimizde her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Yani burada tabandan kastedilen farklı olan açının karşısındaki kenardır. Mesela 50-50 ya. Farklı olan ne? 80. 80'in karşısındaki kenardır. 80'in karşısındaki kenara çizdiğiniz sizin kenar ortay açı ortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır. Şimdi mesela bu kenarımız bizim kaç santimetre? İşte 14 şey 18 santimetre. LM 18 santimetre. Şimdi ben 18 santimetreye 9'a 9 bölüyorum bak şimdi. 9'a 9 böldüğümde kenar ortayımı çizdiğimde şimdi bakın kenar ortayı çizdiğimde aslında ben neyi de çizmiş oluyorum? Yüksekliği de çizmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten burası 90 derece. Gönyemi tutup koyarsam 90 derece olduğunu yine görebilirim. Yine açı ölçerle 90 derece olduğunu görebilirim bu şekilde. Ve burada yine açımızın 40'a 40 bölündüğünü şöyle nokta nokta yaparak bunun açı ortay olduğunu gösterebilirim. Hatta açı ölçerimi koyduğumda bakın normalde 80 dereceydi. 40'a 40 ne yapmış oldu? Bölmüş oldu. Yani burada benim çizdiğim doğru parçası hem yükseklik oldu hem açı ortay oldu hem de kenar ortay olmuş oldu. Burayı 9 santime 9 santim bölmüş oldu. Şu kenarlarımız da birbirlerine eşit olan ikizkenar üçgen ya birbirlerine eşit olan kenarlar yani LK ile buradaki KM kenarı birbirleriyle eşit uzunlukta oldu. Bu kenarlara çizeceğiniz arkadaşlar yükseklikler kendi aralarında birbirleriyle eşit uzunlukta olurlar. Bakın yükseklikler diyorum. Ha bu kenarlara çizeceğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır, açı ortaydır diyemeyiz arkadaşlar. Bak öyle bir şey yok. Burada sadece tabana ait çizdiğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortaydır. Buna da mazam derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta öyle olmadığını da şöyle gösterebilirim. Mesela 50 dereceye açı ortayı oluştururken, bakın şöyle katlıyoruz. Görüyorsunuz. İşte bu katlamalar vesaireler bundan çok önemli arkadaşlar. Böyle katladınız. Tamam. Bunu katladınız. Açtınız. Bu sizin açı ortayınız. Bu katı sizin açı ortayınız. Peki siz böyle köşeler üst üste gelecek şekilde katladığınızda Orta noktanız burası. Sizin kenar ortayınız da buradan geçecek. Yani kenar ortayınız şu noktadan geçerken açı ortayınız bu noktadan geçecek arkadaşlar. Bu sebeple yani sizin e, şu ikiz olan kenarlara çizdiğiniz yükseklikler, kenar ortaylar, açı ortaylar aynı doğru parçası olmak zorunda değildir arkadaşlar. Sadece sadece tabana ait kenar ortay, açı ortay, yükseklik aynı doğru parçasıdır diyebiliriz. Bu şekilde yorumlamalar yapmamız önemli. Muhteşem üçlü. Ya bu normalde kazanımda olan bir şey değil arkadaşlar ama karşınıza çıkarsa hani e, güzel olur. Yorumlarsınız belki bir işinize yarar diye bunu da buraya aldım. E, bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara çizilen kenar ortay uzunluğu böldüğü parçalara eşittir. Ne demek hocam bu yani şimdi? Dik açının karşısındaki kenara bir ke kenar ortay çizerseniz, dik açının karşısındaki kenara bir kenar ortay çizerseniz mesela burada Kane kenar ortay şu. Kenar ortay. E bizim burada LM uzunluğumuz 18 ya arkadaşlar. Bakın burası 18. E şimdi bu kenar ortay olduğu için bunları ne yapıyor? 9'a 9 ayırıyor. 9 santime, 9 santim ayırıyor. İşte muhteşem üçlü de bu KN uzunluğu da bunlara şu böldüğü parçalara eşit olmak zorunda. Nereden anlayacaksınız hocam? Bakın bunu da size şöyle göstereceğim. Ya şimdi şuralar 9'a 9 ya. Bakın. Şu parçayı aldığımda arkadaşlar şuraya koyduğumda gerçekten o okay, kenar ortaya alıp şu kenarın o parçalarına koyduğumda o uzunluğun bakın yine 9 santim olduğunu görebilirim. Ya da katlama yaparsam bakın şu parçayı üzerine şu parçayı şöyle katlarsam birbirleriyle örtüştüklerini görebilirim. Yani şu parçayla şu parçanın birbirine eşit olduğunu böyle katlayıp görebilirim. Yine aynı şekilde o parça bakın şuradaki parçayla şuradaki parçanın birbirine eşit olduğunu görebilirim arkadaşlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu şekilde bir dik üçgen olduğunda arkadaşlar sizin dik açının karşısındaki kenara çizdiğiniz kenar ortay böldüğü parçalara eşittir. Burada KN uzunluğu da 9 cm olmalıdır diye bu şekilde bulabiliyoruz. Buna da e, muhteşem üçlü deniliyor. Lisede geometride özellikle sıklıkla karşınıza çıkacak. işinize yarayacak. Şimdi pekiştirelim. KLM üçgeninde KN kenar ortay. Bakın şu kenar ortaymış arkadaşlar. KN dik LM. Yani şu KN ile LM dik. Şimdi bakın bu bir kenar ortaysa bir de yükseklikse böyle iki tane özellik varsa bu arkadaşlar en azından ikiz kenar üçgen olmak zorundadır. Bakın çünkü bak bu kenar ortay dedik mi? Dedik. Hem kenar ortay hem yükseklik. O zaman aynı zamanda da arkadaşlar açı ortay olmak durumundadır. Bu da ne anlama gelir? Sizin şu kenarlarınız birbirine eşittir. Çünkü ikiz kenar üçgende değerli arkadaşlar. Bakın ikiz kenar üçgende. Sizin tabana indirdiğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortaydır. Bunun hocam ikiz kenar üçgen olduğunu nereden anlıyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Bu doğru parçası hem yükseklik hem kenar ortaysa aynı zamanda da açı ortaydır. Bu da ikiz kenar üçgende olabilecek bir şeydir. Bu eşkenar üçgen olacak diye bir şey yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Neden? Bir açısı 50 derece. 60 derece olsaydı o zaman belki öyle bir şey söyleyebilirdik. Burada o zaman 2a artı 4 ile 3a eksi 8 birbirine eşit uzunlukta olacak. Yani 2a artı 4 ile 3a eksi 8 eşit uzunlukta. Burada basit bir denklem çözümü. 2A'yı sağ tarafa eksi 8'i sol tarafa geçiriyorum. 4 artı 8 eşittir. 3A eksi 2A oldu. 8, 4 daha 12. 12 eşittir A. Buradan A'yı 12 olarak buldum. Yani A 12 santim. LKN açısı. Bakın arkadaşlar. LKN açısı dediği yer şurası. Bu açıyı bulmak istiyorum ben. Nasıl bulabilirim? Ya bu bir ikizkenar üçgen. Burası 50 derece ise burası da 50 derecedir. E burası 90 derece ise burası da arkadaşlar 40 derece olmak durumundadır. Çünkü 90 90 180 yapsın. O zaman LKN açısının 40 derece olduğunu söylemiş olduk. A'nın da 12 santimetre olduğunu ya da 12 artık birim olduğunu söylemiş olduk. Bu şekilde bulmuş olduk. Direkt santim diyemeyiz. Çünkü hani bunlar santim cinsinden vermemişiz ya. 12 birim diye söyleyebiliriz dedik. Ve Son pekiştireceğimiz sorumuza geldik. BD ve CD açı ortay. Bakın arkadaşlar şimdi BD ve CD açı ortay olduğu söyleniyorsa bu açı ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir demiştik. Buradan siz hemen şunu da çıkarmanız lazım. AD de açı ortaydır. Yani şunlar açı ortaysa AD de açı ortaydır. Çünkü üçgenin içinde bir noktada kesişir demiştik. İşte bunları çizerseniz, bunları katlarsanız, bunlar üzerinde çalışırsanız bu yorumu yapabilirsiniz bu soruda. Onu da söyleyeyim. Şimdi o zaman ne olacak hocam? O zaman şu olacak. Ya bunlar açı ortay ya. Şurayı, şu açıyı iki eş parçaya böldü. Şu açıyı iki eş parçaya böldü. Bunlar farklı olabilirler arkadaşlar. Bu şekilde farklı farklı gösteriyorum özellikle. Bu da iki eş parçaya bölündü. Şimdi sizin burası 130 derece ya. O zaman şu iki açının toplamı 50 derece olmak zorunda değil mi? Yani şu B olsun, şu C olsun. Sizin B ile C'nizin toplamı ne oluyor? 50 olmuş oluyor. E bu B'den burada 2 tane var. Bak burada da C'den 2 tane var. 2B ile 2C'nin toplamı ne olmuş oluyor? 2B artı 2C dediğimiz şey 100 derece olmuş oluyor. Bakın şimdi şurası 130 derece ise bu üçgende de şu küçük üçgende de arkadaşlar 180'den 130 çıkarırsak şu iki açının toplamı 50 derece. E aynısından ikişer tane olduğu için 50-50 burası 100. O zaman buraya ne kalıyor? BAD açısı soruluyor bana bu arada arkadaşlar. BAD şu açı soruluyor. E bu açının biz 80 derece olduğunu söyleyebiliriz. E bu da açı ortaya olduğu için 80'i ortadan ikiye böler. Burası 40 derecedir. Burası 40 derecedir diyebiliriz. Yani BAD açısının ölçüsü 40 derece olmalıdır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ezbere öğrenirseniz bu tarz bir soruyu yapmanız çok mümkün değil açıkçası. Gözünüzü korkutmak için söylemiyorum bunu. Çünkü üçgenin içinde o açı ortaylar bir noktada kesişir. Ezberlersiniz belli bir süre sonra unutursunuz. Ama katlamayla, çizmeyle uğraşırsanız evet başta biraz zamanınızı alır. Ama bundan sonra bu soruları yorumlayabildiğinizi görürsünüz. Bu bu şekilde öğrenilir arkadaşlar. Yoksa sadece ben hani izleyeyim, hiçbir şey yapmayayım, hiç çizmeyeyim, hiç aç ölçer kullanmayayım, hiç pergel cetvel kullanmayayım. Ya zaten sınavda bana bunu mu kullandıracaklar? Dersek arkadaşlar yanılırız. Çünkü bunları yaptığımız ölçüde bunları yorumlayabiliriz. Bu konuyu lütfen es, geç, es, es geçmeyin diyorum. Ee, önemli bir e, konu tarzı diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar artık dersimizin sonuna geldik. Siz de mutlaka pekiştirecek sorular yapmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki derslerde bir dahaki videolarda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.